Allah'ın Arşa İstivası isimli eserimizin 8. dersindeyiz. Daha önceki derslerimizde Kur'an'daki mecaza dair 9 örnek vermiştik. Bu dersimizde 10. ve son örneğimizi vereceğiz. 10. örneğimizde farklı bir tahlil yapacağız. Kur'an'da mecazı kabul etmeyenler, Allah'a uzuv atfeden ayetleri hakikat kabul etmek zorundadırlar. Bu durumda da Allah'ın uzuvlardan ve cüzlerden meydana geldiğini kabul etmiş olurlar. Bunu yaptıklarında iki seçenekleri vardır. Ya Kur'an'da bahsedilen uzuvlara bir ilavede bulunmayacaklar ya da bu uzuvlara başka uzuvlar ilave edecekler. İkinci şık muhaldir, imkansızdır. Çünkü Allah'ın bildirmediği uzuvları Allah'a atfetmek olamaz. O halde Kur'an'da bildirilen uzuvları kabulle yetinecekler. Bu durumda bakın, mecazı kabul etmeyenler Allah'ı nasıl tasvir etmek zorunda kalacaklar? 1. Kasas 88'de onun yüzü hariç her şey yok olucudur buyurulmuş. Allah'ın yüzünden başka her şey yok olucuysa Allah sadece yüzden ibarettir. 2. Bakara 115'te her nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır buyurulmuş biz her nereye dönsek o yüz oradaysa bu durumda Allah'ın yüzünün dünyayı çevrelemesi ve kuşatması lazım. Demek Allah bir yüzden ibaret ve yüzü dünyayı kuşatmış. 3. Kamer 14'te gözlerimin önünde akıp gider buyurulmuş. Buna göre dünyayı kuşatan o yüzde çok gözler var. 4. Yasin 71'de ellerimizle yaptık buyrulmuş. Buna göre o yüzde çok eller var. 5. Kalem 42'de o gün baldır açılır buyrulmuş. Buna göre o yüzde tek bir bacak var ve bu bacağın baldığı o gün açılacak. İşte bu tasvirdi. Üzerinde pek çok gözlerin olduğu, çok ellerin bulunduğu ve tek bir bacağın olduğu bir yüz parçası ortaya çıkar. Bu ortaya çıkan şeklin en çirkin şekil olduğu malumdur. Kur'an'da mecazı kabul etmeyenler Allah'ı bu şekilde kabul etmek zorundadırlar. Biz Kur'an'da mecazı kabul edenlerse bütün bu lafızları mecaz ve teşbih kabul ediyor ve Allah'ı böyle bir çirkinlikten tenzih ediyoruz. Ve diyoruz ki cennetin bütün güzelliği Allah'ın cemalinin zayıf bir gölgesi ve o güzelliğin bir tecellisidir. Ey mecazı inkar eden İbni Teymiyeciler size günah olarak bu Allah tasviriniz yeter. Yok eğer biz Allah'ı böyle tasvir etmiyoruz diyorsanız o halde siz mecazı kabul etmek zorundasınız. Bunu kabul ettiğinizde de Allah'ın arşa oturmasının da bir mecaz olduğunu kabullenmelisiniz. İşte size iki yol. Ya Kur'an'da mecaz yoktur diyecek ve tarif ettiğimiz Allah tasvirini kabul edeceksiniz. Çünkü bu tasvir ayetlerin zahiri manasına dayanıyor ya da bu tasviri kabul edemiyorsanız o zaman Kur'an'daki mecazı kabul edeceksiniz. Bunu kabul ettiğinizde de Allah'ın aşta olduğu ayetinin bir teşbih olduğunu kabul ederek bu batıl fikirden vazgeçeceksiniz. Başka bir yolunuz yok. Kardeşlerim bu örnekle mecaz ve teşbihe ait 10 örneği tamamladık. İnanın sıkılmayacağınızı bilsen 50'den fazla örnek verebilir. Herhalde 10 örnek meselemizi ispat için kafidir. Kur'an'daki mecaz ve teşbih ispat ettik. Sıra geldi Allah arşa oturdu ayetinin izahını. Bir sonraki dersimizde bu teşbihin manasını izah edeceğiz. O derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.